Hoş geldin. Pek hoş gelmedim anne. Hani söz vermiştin? Hastaneden çıkarsan yemeğini yiyecektin. İlaçlarını aksatmadan alacaktın. Bugün iştahım yok. Anne, biraz daha çaba göstermen lazım. Yoksa tekrar hastaneye dönmen gerekecek. Bulut'u özledim. Bana onu getir. Anne, sen beni dinlemiyorsun galiba. Bulut'u görebilmen için kendini toparlaman lazım. Biraz daha çaba göstermen lazım. Torunumu görmeme müsaade etmiyorsun değil mi? Bu da başka bir ceza mı? Anne, başlama lütfen. Yalan mı? Hadi ilaçtan iç. İstemiyorum. Yaşamak için hiçbir sebebim kalmadı artık. Neden ilaçlarla iyi olmaya çalışayım? Neyim kaldı ki? Kızımı kaybettim. Oğlumu yıllar önce kaybetmiştim zaten. Neden böyle yaptığının farkında değil miyim sanıyorsun? Bugüne kadar biriktirdiğin nefreti, kini, kusları atla artık. 15 yıldır cezalandırıyorsun beni. Yeter. Tek bir kelime etmedim sana. Sustum. Babamın yüzüne baka baka sustum. Zeynep'in yüzüne baka baka sustum. Daha ne istiyorsun benden? Susma. Bağır, çağır ama susma artık, yeter. Keşke o zaman konuşsaydın. Keşke o zaman ne olacaksa olsaydı. Keşke demek için artık çok geç. Artık sadece sen, ben ve Bulut var. Keşke babana her şeyi anlatmış olsaydın. Ne söyleseydin? Ne anlatsaydın babama? Annem seni aldatıyor baba deseydin. Ben tesadüfen öğrendim. Bilmeni istiyorum deseydin. Bu sırrı taşımak istemiyorum. Bu yükle yaşamak istemiyorum deseydin. O zaman cezalandırsaydın. Çocuktum da. Sen söyleseydin de beni bu sorumluluktan kurtarsaydın. Ben çok gençtim. Doydum. Yalnızdım baban. Baban sürekli çalışıyordu. Bütün bunlar bahane, ben çok büyük bir hata yaptım. Hata değil, yanlış yaptın. Babamı sevmiyordun ama babam zengindi. Sen de bu hayatı bırakmak istemedin. Tedavinde çiftliktekilere yardımcı olursan en kısa zamanda Bulut'u getiririm sana. Görebiliyor musun? Hayır çekirge Hasan. Ben de duyamıyorum. Hareket edelim. Dikkat et çekirge. Tamam. Etrafı kolaçan edelim çekirge. Tamam çekirge. Sana doğada hayatta kalmayı öğreteceğim. Eller yukarı, etrafını sarıldı. Sen beyaz adam. Etrafımızı tek kişi nasıl sarıyorsun? Benim kollarım uzun, şu şekilde sararım diye düşündüm. Eğer silahlarınızı hemen atmazsanız sizi çok pis ıslatmak zorunda kalacağım. Çekirge, artık teslim olmalıyız. Peki. Hadi. Pes etmek var mı? Yok. Saldır! Şey tepene girdi. Bacağın dikkat et, bacağın. Evet, o da var. Şimdi küçük çekirge. Çekirge. Acaba hepimiz havuza girip bu savaşı sonuna alırsak mı? Dur, yapma. Ya yapma. Ya. Bulut, ya dur. Pardon, istemeden oldu. Evet, gerçekten siz böyle birden çıkınca biz de şey yaptık. Sorun değil, yarım saat sonra Bulut'un fizyoterapisti gelecek. Odasına çıkıp hazırlanması lazım. Ben gidiyorum zaten. Aa, ben de kaçıyordum zaten. Son atışlar o zaman. O zaman görüşmek üzere. Bu son. Ben de seni öpeceğim. Islak ıslak öpeceğim seni. Hadi görüşürüz. Kendine bak. Bacağına dikkat et. Çekirge.
Hadi Bulut. Bırakayım seni. Ya çok güzel olur, geç kaldım zaten. Ay Allah razı olsun Fatoş'cum. Benim kuzenin gündüz kınası var, akşam da düğünü var. İki ayağım bir pabuca girdi valla. Ay sen hiç merak etme, ben bugün bütün gün bakarım buraya. Sen de git kına gecesine yüksek yüksek tepelere ev koşar. Aslansın. Bizim iş basit zaten. Benim yemeğim de 60 lira senindir. Oh. Mert arkadaşım 2 saat dışarı çıkacak ama sen dükkanı biliyorsun zaten. Aynen, hiç aklım burada kalmasın. Hadi git artık. Teşekkür ederim canım. Ay, görüşürüz. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Bakar mısın? Ben bir sosisli alabilirim. Sosisli? Çok güzel bir seçim. Ama ben sizin için yeterli olur mu diye bir düşündüm. Yani yanlış anlamayın, biraz iri kemikli bir beyefendi olduğunuz için... acaba diyorum yanında çok güzel tantunumuz var, bir de tantunu mu versek size? Olur, bir de tantunu alayım öyle. Tamam, hemen hazırlıyoruz. Bir tantunu hazırlasana. Geldi bizimki. Kesin bir müşteriye sinir olup istifa etti bu. Senin ne işin var burada ya? Ya ablamlar görseydi senin geldiğini. Sen niye beni aramıyorsun? Biz ortak bir yerlerde falan buluşalım. Sen nereye istiyorsan gelirdim ben de tabii. Telefonum yok benim. Karşında amatör yok. Evde kimse olmadığından emin olmasam kapıya gelmezdim. Neyse. Demet Hanım gönderdi. Yeni bir cep telefonu. Kendisinin çok selamı var. Bunu da kaptırmasın dedi. Yasma şansın döndü yine. Hadi ben şimdi buna güzel de bir kapalayım. Oh. Bulut. Ha, Bulut nerede? Odasında tablette oyun oynuyor. Ha iyi. Bir şey rica edeceğim. Bundan sonra gündüzleri Bulut'u uyutma bence. Çünkü gece uyumakta zorluk çekiyor. Peki. Gündüz uyumaktan hoşlanmıyor zaten. Anlaştık. Ben şimdi çıkıyorum. Bir şey olursa ararsın zaten. Ha, mecbur kalmadıkça aramazsan sevinirim. Tabii Demet Hanım. Bu ne güzellik, bu ne şıklık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çıkıyor musun? Evet. O zaman beraber çıkalım aşkım ha. Yok, sen git canım. Ben çünkü Feritlerin şirketine gidiyorum. Yani bir bakayım ne oluyor, ne bitiyor. Ha, tabii. Boş bırakmamak lazım. Yani. Şöyle yapalım, bir baskın daha iyi olur aslında. Beraber gidelim ha. Sen de mi geleceksin? Tabii ki. Dünyalar güzeli karımı o yamyonların içinde yalnız mı bırakayım? Hadi. Teşekkür ederim. Buyurun hanımefendi. Tarık, işin gücün girdabına düştük, unuttuk kendimizi yine ya. Bir şeyler yiyelim de ne yiyelim acaba? Ha, ben yine sizin salatacıya götüreyim isterseniz sizi. Yok yok, içim dışım salata oldu. Ot gibi hissediyorum kendimi. Böyle daha değişik bir şey ya. Anladım, anladım Engin Bey. Bana bırakırsanız ben bir yere götüreyim sizi. Yine öyle vakti, ondan sonra işkembeciye çekme Tarık. He yok yok. İşkembeci değil bu sefer. Sosisli yemeğe götüreceğim sizi. Böyle sosları falan özel kendileri yapıyorlarmış. Of of. Tamam hadi gidelim madem. Ama yani başka bir yer derseniz tabii oraya da götürebilirim. Yok artık ağzımı sulandırdım bir kere Tarık. Hadi gidelim. Buyurun. Afiyet olsun. Şok, şok, şok. Ünlü modacı Fatoş Yalçın'ı hiç böyle görmediniz. Kız Asuman, sen ne yapıyorsun burada? Bebeğim işe başlamış, bir hayırlı olsuna geleyim dedim. Ne kadar da güzelmiş üstündeki. Kendin mi diktin böyle konsepte uygun kırmızı kırmızı? Geç sen dalganı geç, cadı. En azından ben abla parası yemiyorum canım. Kendi ekmeğimi kendim kazanıyorum, ne haber? Ay ekmek demişken ben o kadar açım ki bana şöyle personel indirimden bir şeyler ayarlasın. Ayıpsın bebeğim, buyur. Evet. Ne olurdunuz? Asuman, bu telefonu nereden buldu kız? Çok güzelmiş. Ay canım, Gamze'nin abisine promosyon olarak geldi. O da Gamze'ye vermiş. Bizim kıza daha yeni telefon aldığı için bana kısmet oldu. Yalnız böylesine verilecek bir telefon değil Asuman. Bunun noterde devir işlemlerini yaptırmanız lazım. Fatoş sakın arkana dönme. Ya arkana dönme diyorum sana. Ne oluyor ya? Konuşma, sus, dümdüz yürü içeri. Şimdi geliyor. Canımızın tarih. Ya Allah'ım yarabbim, saklan şuraya, çıkma dışarı. Büfeye gelen az halledeceğim ben. Ne işleri var ki bunların burada?
Gerizekalıdan tarif ettim çünkü burayı. Harbi gerizekalısın Fatoş. Bu saçmalıklarını sonra dinleyeceğim seni. Sakın orada çıkma sakın dışarı. Halledeceğim ben her şeyi. Burasıymış ama meşhur sosisçi. Evet evet, yani biraz salaş görünüyor, farkındayım ama yani tavsiye edin, arkadaşıma çok güveniyorum. Bence bir deneyelim. E tamam, hadi bakalım. Aa, Tarık Bey, aa, Engin Bey, hoş geldiniz, merhaba. Merhaba. Asuman, sen burada mı çalışıyordun? Aslında şey, evet, mecburiyetten. Normalde benim staj yapmam gerekiyordu ama şirket bulamadım. Sen turizm okumuyor muydun? Burası pek staj için uygun değil gibi, bir otel, restoran falan bir şey bulsaydın. Aslında bu işletmeyle alakalı bir staj. Yani herhangi bir şirket de olur. Sizin şirketiniz bile olabilir. Ama tabii sizin şirketin stajyer başvuruları ta bahardan dolmuştur kesin. Yani biraz öyle oluyor. Tabii ben de çok mağdur oldum. Yani bu stajı halledemezsem okulum bile uzayabilir. Tarık, sen bir İkbal Hanım'ı ara. Herhangi bir departmanda falan bir boşluk varsa bir baksın. Tabii tabii, tabii ben halledeceğim. Siz ne alırdınız? Ne vereyim ben size? Benim bir arkadaşım tavsiye etmişti de burayı. Sosislileri çok iyidir diye. Biz ikişer tane sosis alalım. Olur mu Engin Bey? Olur olur. İkişer tane sosis alalım. Ben bir de ayran rica edeceğim. Ha, ben de bir tane ayran alayım. Yanına da bir tane soda alayım ben. O da bir arkadaş tavsiyesi. Karıştırıp içiyorum. Engin Bey, ne yapalım biz böyle? Dışarıda oturalım isterseniz. Arkadaşınız ne iyi tavsiye vermiş. Bizim de sosislerimiz çok meşhur. Allah kahretsin seni. Allah cezanı versin. Ne yapacağım? Ne yapayım? Bir tane sosis koy. Burada benim istediğim dosyaların tamamı yok. Diğerlerini de getirir misin? Bundan başka dosyaları size veremem efendim. İmza yetkili bir müdürün onay vermesi gerekir. Bak şimdi benim burnuma yalan kokuları gelmeye başladı. Sen sanki bizden bir şey saklıyor gibisin. Ama benim elimde mahkeme kararı var. Bu şirketteki istediğim dosyaya istediğim zaman erişebilirim ben. Ferit Bey'in dönmesini beklesek ya da Engin Bey'in, yemekteler kendileri. Engin Bey'in izniğine ihtiyacım yok. İstediğim dosyayı istediğim zaman inceleme hakkım var benim. Hayır yok. Derhal dosyaları toplayıp götürün. Bir daha da kimseye iznim olmadan tek sayfa şirket evrağı vermeyin. Önemli hiçbir dosyayı vermedim efendim. Beni duydunuz, derhal dedim. Ferit Bey hoş geldiniz ya. Ama biliyorsun değil mi, sadece bir mahkeme kararıyla buradaki istediğim dosyaya bakabilirim ben. Ayrıca avukatımızın söylediğine göre Bulut'un vasisi olarak eğer her şeyi incelemezsem görevlerimi tam olarak yerine getirmemiş olurmuşum. Bizimle aynı sektörde iş yapan bir şirketiniz var. Sadece geçici vesayetle rakip şirketin ticari dosyalarına erişmeniz haksız rekabet. Mahkeme karşı başvurumuzu haklı bulur. Toplantı odasını sevdiysen istediğin kadar otur Hakan. Ama ellerini şirketimden uzak tut. Ayrıca vasi olan sen değilsin, Demet. Bir daha böyle bir şey yaparsan şirkete girmene izin vermem. Belli mi olur? Bakarsın gün gelir, ben senin bu şirkete girmene izin vermem. Tatlı rüyalar Hakan. Rüya mı, kabus mu göstereceğim ben size? Grupta moraller süper. Kayıt yapacak stüdyo da bulduk. Ya aslında çok çalışıyoruz. Bence hayallerimizdeki albümü kaydedebileceğiz artık. Süper. İşler yoluna girdi desene. Evet, sayende. Aslında repertuarı da yenileyelim diyoruz. Bu sana geçen gün dinlettiğim bir şarkı vardı ya, onu da koyalım dedik. Bir dakika. Pardon. Alo. Merhaba. Evet, benim. Ya şimdi şöyle... Ben geçen rezervasyon yaptırmak için aramıştım sizi. Yer olmadığını söylemiştiniz. Daha sonra aklıma siz geldiniz. Benim bir arkadaşım şef de. Sizin şefinizi biliyor.
bir sürpriz yapmak istiyorum. Aslında onun da haberi yok ama. Tamam. O zaman ben sizi ararım tekrar. Haber bekliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Deniz. Sen akşam Nazlı'yı yemeğe mi çıkartacaksın? Ya Fatoş yeter. Amma dert ettin kızım, bak geldi geçti gitti işte. Sayende bu işten de yırtmış oldun. Ya iyi de Asuman, ben nereye kadar kaçacağım bu adamdan artık ya? Ya bebeğim, uygun bir zaman geldiğinde geçeceksin karşısına, anlatacaksın her şeyi. Sıkma tatlı canını. Hayır olsun inşallah. Asumancığım sen iyi misin bugün? İyilik melekliğim tuttu, şoktayım yani. Kız yoksa sen bu başına gelenlerden akıllandın mı artık? Yok, akıllanmadım daha da. Yeni telefonum geldi ya, onu kutluyoruz diyelim. Sen niye kurtardın ki beni? Gerçekten yani benim tanıdığım Asuman da bu eğlence fırsatını hiç kaçırmazdı ama. Empati yaptım diyelim. Yani seni kendime benzettim. Ben de böyle bazen başından büyük işlere kalkışıyorum. Öyle diyorum, böyle diyorum, atıyorum, tutuyorum. Tabii o an zararsız geliyor. Ama sonra bir bakıyorum, yalanların içinde boğulmuşum. Ama tabii benim söylediğim yalanlar seninkilerin yanında böyle küçük ufak tatlı yalanlar olarak kalır. Yani Allah kimseyi düşürmesin senin ruhuna. İyi bir şey mi söylüyorsun, kötü bir şey mi söylüyorsun belli değil yani Asuman. Kız tam pislik yapacak zamandı be. Bıraksaydın, kurtarmasaydın beni, dananın kuyruğunda kopsaydı ben de ne güzel rahatlasaydım ya. Aferin sana Asuman. Fatoş amma dengesizsin ha. Nankörsün ayol. Gideyim yakalayayım istersen enginleri, anlatayım bütün gerçekleri, ister misin? Yok yok tamam söyle ben. Bunun üstüne birer goralı patlatalım mı? Benden. Valla. Canlısın hadi. Al bakalım. Sağ ol. Deniz. Nazlı seni bir arkadaş olarak görüyor. Çok iyi bir arkadaş. Yani senden bahsederken bir arkadaşından bahseder gibi bahsediyor. Nazlı'yla daha yeni tanıştınız. Sen de çok ciddi bir travma atlatıyorsun şu an. Yakınlaştınız. Yani Nazlı'da etkilenmen çok normal. Yani bu hisler geçici demiyorum. Sadece daha zamanı tehditiyorum. Eğer gidip şimdi Nazlı'ya bir şey söylersen ters tepecek. Çok iyi bir arkadaşın olarak söylüyorum. Biraz bekle. Selam. Ferit Bey, ben bir dakika bekleyin, müsait mi bir bakayım dedim ama. Ama ben yabancı değilim dedim. Bir şey mi istedin demek? Hayır. Evet. Eski günleri anmak istedim. Anacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Yanılıyorsun. Aslında o kadar çok şey var ki. Mesela eskiden burası babanın odasıyken burada oturmayı çok severdim. Hasan amca da bana hiç kızmazdı. Bir gün bile işim var git demezdi. Hatta böyle küçük küçük işler verirdi ki oyalanayım diye. Ağaç yaşken eğilir derdi. Hepimize ufak tefek işler verir, kendimizi işe yarar hissetmemizi sağlamaya çalışırdı. Ya.
işlerin bu hale geleceğini kim bilebilirdi ki? Biz bir zamanlar kocaman bir aileydik. Çok eskidendi o, hatırlamıyorum artık. Yapma Ferit. Aslında o kadar da eskiden değildi. Hatırlıyor musun Deniz, Demir, Zeynep, sen, ben? Hep bir aradaydık. Çok güzel günlerdi. O kadar da güzel günler değildi ya. Senin aklında yanlış kalmış. Babanı hiçe sayıp Hakan'la evlenmeye karar verdiğin zaman dağıttın sen o hali, unutma. Pardon? Sen beni terk ettiğin için biz bu hale geldik. Sen şımarık, bencil, sorumsuzdun demek. Hala da öylesin. Baban üzüntüden kalp krizi geçirdiğinde bile durmadın. Babamın ölümünden beni sorumlu tutamazsın sen. Üf, çık git demez, seninle uğraşmaktan daha önemli işlerim var. Gidelim mi Demir? Çıkalım aşkım. Sağ ol. Yanlış anlaşılmak istemem. Arkadaşlığın için de çok sağ ol. Ben Nazlı ile zaman geçirince böyle her şeyi unutuyorum. Kazayı, abimi, Zeynep ablayı. O yüzden onu sürekli her şeyi paylaşmak istiyorum. Bu akşam ben de yemek yiyelim mi? Yok Deniz. Niye ya? Fatoş gelir, Nazlı gelir, sizinkiler de gelir. Repertuara yine girmiş şarkıyı falan konuşuruz ya. Bir şeyler çalarız hep beraber. Gerçekten başka hiçbir niyetim yok. Sadece yalnız kalmak istemiyorum. Tamam. Peki. Tamam o zaman ben çocukları arayayım. Akşama görüşürüz. Sağ ol. Ne haber? İyilik, çalışıyorum. Kolay gelsin. Şey diyeceğim, bu akşam bana gelsenize. Fatoş'la. Kalyalar da gelecek. Böyle hep beraber yemek yeriz. Sonra bir şeyler çalarız. Toplanırız işte. Ne dersin? Bu akşam. Evet. Bir işin mi var? Aslında yok ya. Gelirim tabii. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ben yemeği sizin geliş saatinize göre ayarlamıştım. Hemen hazırlayayım isterseniz. Yok, hemen yemeyeceğim zaten. Nasıl oldun? Efendim? Dün fenalaşmıştın ya, bugün iyi misin? Ha, o mesele. İyiyim, teşekkür ederim. Ben bütün gün bir şeyler atıştırdım. Ferit Bey, ben bugün Bulut'u ziyarete gittim Demet Hanımlara. Yani eğer siz de ziyarete gitmek isterseniz, sizi çok özlemiş. Ben o eve gitmem. İyi de Bulut o evde yaşıyor. Yakında geri gelecek. Bulut buraya gelene kadar onu görmeyecek misiniz? Hakan'ın evinde değil. Başka bir ortamda başka bir şekilde ayarlayacağım. Siz doğru yer ve zamanı yaratana kadar Bulut size küsecek. Size bu kadar ihtiyacı varken onu yalnız bırakamazsınız. Yalnız bırakmıyorum. Yanında da değilsiniz ama. Sizi çok özlüyor. Bence sizi özlemesi sizin kişisel kavgalarınızdan daha önemli.
siz daha iyi bilirsiniz tabii. Ben çıkayım. İki gün sonra Bulut'un doğum günü. Yani doğru yer ve zamanı yaratmak isterseniz aklınız olsun. Ay hadi artık Osman, ben hazırım. Geliyorum. Ah Nazlı. Hoş geldin. Hah süper oldu. Ekip şimdi tamamlandı. Ben sen direkt oradan gidersin diye düşünmüştüm ama... neyse tamam, sen de hazırlan, biz seni de bekleriz. Fatoş, ben gelemiyorum. Aa, ne demek gelemiyorum ya? Nazlı. Bana bak, yorgunum falan diye hiç geçiştirme sakın. Anlat bakayım ne oldu? Ay Fatoş, bilmediğin şeyler değil. Ferit Bey ve yıkılmaz duvarlarını yıkmak için harcadığım emek bütün enerjimi aldı götürdü. Akşama hiçbir şey kalmadı. Allah Allah. Ah bu da benim sınavım, buyur. Engin. Fatoş, neredesin ve ne yapıyorsun? Evdeyim ve çalışıyorum Engin. Atölyede daraldım da eve geleyim dedim. Harika. O zaman tam sana göre bir teklifim var. Bu akşam müzisyen bir arkadaşımızın evinde olacağız. Ali de gelecek. Sen de gelir misin? Aa ya çok isterdim ama maalesef benim yarına yetiştirmem gereken çok önemli bir iş var. O yüzden beni bugünlük affet lütfen. Ama çok eğlenirdin. Biliyorum biliyorum, zaten Ali de bahsetmişti ama maalesef daha çok başlarındayım. Bütün gece çalışmam gerekecek, kusura bakma. Peki, sen bilirsin o zaman. Teklif fırsatlar yok. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay Allah'ım sen korudun. Engin de Deniz'in partisine gidiyormuş. Ben de gidecektim ve orada pişti olacaktık. Görüyor musun? Ay keşke karşılaşsaydınız Fatoş. Mis gibi olurdu, biterdi bu Yeşilçam dramın. Kızım saçlarım beyazladı, ziyan oldu. Ay Nazlı, ben asıl orada onu görünce bembeyaz olurdum vallahi. Engin'e rezil oldum yetmeyecekti. Bir de o kadar insanın içinde rezil olacaktım. Yok canım, kalsın. Ay çok ucuz atlattım. Gitmiyor muyuz? Hayır, gitmiyoruz. Nasıl ya, ikiniz de gelmiyor musunuz? Ben de mi gitmeyeyim? Gitme Asuman. Gitme, insanlar sensiz, sakin, mutlu hayatında kalsınlar. Bizi yaktın, onları yakma. Otur şuraya. Ya ablacığım bak, vallahi bu sefer ben kendimi zorla davet ettirmedim. Aile beni arkadaşı olarak görüyor. O çağırdı. Ne olur gideyim. Erkenden gelirim, söz. Ay Nazlı, bırak gitsin. Yoksa bütün gece vır 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 yiyecek bizi bu. Ölüsü olan bir gün, Asuman'ı olan her gün ağlar. Git Asuman. Kaybol. Erken gel. Tamam. Görüşürüz Fatoş'cum. Görüşürüz Asuman'cığım. Aa kız, Asuman. Bana bak, Engin orada göz hapsini al, tamam mı? Kızlar falan bir şeyler konuşmaya çalışırsa, böyle yanaşanlar falan olursa hemen bana haber uçuruyorsun. Hiç merak etme sen, ben bol bol izlerim Engin'i. Aferin. Sana aferin Fatoş. Asuman'a hiç mi buyurdun? Ay ne var ya, içeride bir casusumuz olur işte. Fena mı? Vallahi Asuman'sa çok fena. Bunu değiştirdik ya, ötekini de değiştirelim. Gerisi aynı akılacak zaten. Ama daha iyi oluyor zaten. Nerede, ne abi son bu seferde? Abi bir şey oldu. Gelemezim ki yani. Ne haber? İyidir senden. İyidir. Geçen seneden hatırlıyorum seni. Aynen aynen. Tosun kötü oldu ya. Bahtsız kız. Nazlı yok mu? O da son anda su kaynattı. Baksana Deniz'i aramış. Suratından belli. Yok ya, hiçbir sorun yok. Tamam, sen iyi dinle. Daha sonra tekrar yaparız. Hadi görüşürüz. Bay bay. Selam. Selam. Ne haber? İyidir, ne olsun. Müzik yapmıyor muyuz? Herkes bunu bekliyormuş ya. Hadi. Sen de içecek bir şeyler alıp geçsene şöyle. Minnoş'um. Bak sana mis gibi çay yaptım. Al iç, açılırsın. Sağ ol yavrucuğum. Evet Nazlı Hanım.
içeride konuşurken kaçtınız ama benden kurtulabileceğinizi zannetmeyin. Kaldığımız yerden devam edelim. Dinliyorum sizi. Ay Fatoş, kaçıp kendimi tütsülere vurdum burada. Belki kafam rahatlar, açılırım biraz diye. Aa, bıktım ya, geldim burada kendimi sorguluyorum deli gibi. Anlatırken yoruluyorum kızım. Deli miyim neyim ya, ben niye uğraşıyorum? Bana ne arkadaşım, bana ne? Of, bazen bir şey yapıyor. Tamam, aslında iyi adam diyorum. Sonra üzerine bir şey yapıyor. Pat, Nazlı duvarda. Kız şizofren olmasın bu adam. Zengin şizofren. Bayılırsın. Zengin her türlüsüne bayılırım Nazlıcığım. Ya Bulut'u teselli edecek bir şey yapamıyorum artık. Ay daha ne yapacaksın acaba? Elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Kazık kadar adamlar oturmuş birbirini yiyor. Tam ortalarında da bu çocukcağız. Ay yavrum, yazık. Ve tutunacak dal olarak beni seçti. Bana güveniyor. Ben bu çocuğu nasıl yüzüstü bırakırım? Ben bile adapte olamıyorum dayısının ruh halindeki değişimlere. El kadar çocuk nasıl olsun ya? O kendisi de adapte olamıyordur zaten bence kendindeki ruh değişimlerine. Bir şey söyleyeyim mi sana Nazlı? Bence insan bir şeyi kaybetmekten korktuğu zaman ya da karşısındakini üzmekten korktuğu zaman böyle saçmalayabiliyor. Bak mesela Şekila ben. Ben de diyordum ki konu ne zaman Engin'le Fatoş'a gelecek, hiç vakit kaybetmedim. Korkuyorum ben Nazlı. Korkma. Sen kötü bir şey yapmadın Fatoş. Ya evet biliyorum da ne bileyim, rezil olmaktan falan korkuyorum ya. Ben de rezilofobi var. Fatoş abartma o kadar, yani rezil olacak bir şey yok bunda. Ki hala yalan söylemeni onaylamıyorum. Ama ben senin içini biliyorum. Canım arkadaşım. Arkadaşlar böyle günler içindir. O zaman ben seni yalnız bırakayım da rahat rahat çalışayım. Hakara hukara huntua. Ne demek? Allah zihin açıklığı versin demek Nazlıcığım. Görüşürüz. Amin. Bravo, bravo Aliye. İki yabancı yapalım mı? Yani yapalım. Ama sen de söyleyeceksin. Ya ben söyleyemem çok. Söylersin. Tamam, sözlerini biliyorum aslında. Biliyorsun, biliyorsun. Ne kadar güzel sesi var değil mi? Öyle. Öyle de bir istediği çıkışı yakalayabilse, bir şansı dönse. Bazen kendi şansını kendi yaratırsın. Yani evet sesi güzel, ya ortamı da var. Ama eğer hala istediği çıkışı yakalayamıyorsa demek ki bir yerlerde bir hata yapıyor. Belki potansiyelinin farkında değil. Belki bir şeylere çok fazla takılıyor. Haklı olabilirsin. Bazen ne kadar seversen sev, ne kadar bağlı olursan ol, mutlu olmak için etrafındaki herkesi unutup sadece kendini dinlediğin bir ana ihtiyacın var. İşte o an kendi şansını kendin yaratırsın. Öyle değil mi? Haklısın sanırım. İnsan kendini çok az dinleyebiliyor. Ama şaşırdım bunları senden duyduğuma. Neden? Benim için fazla mı akıllıca? Yok. Şaşırdığım şey çok dürüst, çok yalın düşünceler bunlar. Ben saf salak gözüküyor olabilirim ama kafam çalışır. Yani etrafımdaki herkes aklımın fikrimin eğlencede olduğunu zannediyor. Ama ben kendime bir gelecek tasarlamaya çalışıyorum. Yani anlayacağım, kendi şansımı kendim yaratmaya çalışıyorum. İki yabancı. İki yabancı. Birlikte ama yalnız. İki yabancı. Yazdan kalma bir günden ya da çölde çay filminden. Benim de sahneler aklımda, seninkilerden farklı ama artık kendini kandırma. Yoktur üstüne senin, güzeli çirkin yapmakta. Suçuysa dünyaya atmakta. Neyin bildin ki derini, benimkini bileceksin. Bunu da tabii mahvedeceksin.
Hakan'cığım ben yatıyorum. Sen bu kadar erken uyumazsın hayrola? Yorgunum Hakan. Bugün ne tartışıyordunuz Ferit'le? Bildiğimiz Ferit ve ukalalıkları işte. Adamla konuşulmuyor ki zaten. Niçin gittin odasına? Konuşabiliriz sanmıştım Hakan. Sen bugüne kadar Ferit Aslan'la konuşulamayacağını anlamadın mı? Gerçekten çok yorgunum Hakan. Uyumak istiyorum. İyi geceler. Ne demek promosyon ya? Ya abla Allah Allah promosyon işte. Ya bu yok mu cep telefonu şirketleri falan bilmem neye bilmem ne hattına yaptığında veriyorlar işte hediye ediyorlar. Ya bizim Gamze'nin abisine de gelmiş öyle. O da benim telefonum yok diye bana verdi. Neyine inanmıyorsun anlamadım ki. Asma sen saf mısın? Bana promosyonu açıklıyor. Sana diyorum ki el alemin promosyonunu sende ne iş var? Yok mu senin telefonun? Yok canım. Ha bir aralar vardı ama sonra senin cebine girdi o telefon. İşte sen benim telefonumu alırsın, ben de böyle yeni telefonlar alırım. Ha sen çok istiyorsan ben yeni telefonu kullanayım falan diyorsan eğer... ver benim telefonumu, al gıcır gıcır makineyi. Ağzını vursun, bir tane patlatırım, görürsün telefonu. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Laf kalabalığı yapma bana. Ben sana diyorum ki el alemin promosyonunu sende ne işi var? Hala bana eski telefon, yeni telefon muhabbeti yapıyor. Bana bak Asuman, daha yediğin halkları temizleyemedim. Her gün yeni bir icat çıkartıyor bana. Kızım bak, şunun altından da bir şey çıksın. Hadi çıksın bakalım sen kendini otogarda elinde Antakya biletiyle dolanırken buluyor musun bulmuyor musun? Ay kızlar bu ne ya, kavga mı ediyorsunuz siz sabah sabah? Siz kardeşsiniz, hiç yakışıyor mu Nazlı? Vallahi içeriden sizin sesinize uyandım geldim ya, bağırışmayın. Dua etsin sadece bağırıyorum Fatoş. El aleminden kaç bin liralık hediye kabul ediyor. Güzel davran telefonuma. Ya Nazlı sen bilmiyor musun Basuman'ın ne kadar ballı olduğunu? Vallahi Asuman. Arkadaşından almış telefonu yani. Elinden de zorla almamış ki kızın. Kız kendi rızasıyla vermiş. Ne güzel kullansın işte. Ayrıca ben bu aralar Asuman'ın hareketlerinde bir düzelme görüyorum. Ve çok beğeniyorum bu düzelmeyi. Biz de gelip gidip onu şamar olanı gibi azarlamayalım. Bir dinleyelim ne diyor. Allah'ım ben kör mü oldum? Ben niye göremiyorum o düzelmeyi acaba? Madem seni de kandırdı, karışmıyorum. Ne halin varsa gör. Ama o telefonu benim gözümün önünde kullanma, cinlerim tepeme çıkıyor. Benim gözümün önünde de sakın kullanma, gözlerimi alamıyorum. Hadi giyinelim çıkalım. Benim bugün çok havalı bir moda evinde iş görüşmem var. İnşallah olursa o iş, ben de bu telefonlarınızdan alacağım. Ya en kötü şey yaparım. Bir alt moda elini alırım. Yüz verme şuna Fatoş. Sen de bir çay koysana Asuman'cığım. Buyurun. Teşekkürler. Ve yine yeniden Ferit Aslan'ın karşısındayız, öyle mi? Biliyor musun seni anlamak çok güç. Dün bizi neredeyse buradan kovuyordun. Şimdi buraya gelmemizi rica ettin. Ferit Aslan bak benim vaktim kıymetli. Ne söyleyeceksen söyle. Uzatmadan konuya gireceğim. Yarın Bulut'un doğum günü. Ve ben onunla zaman geçirmek istiyorum. Hayır. Bulut'u belli zamanlarda görmeye hakkım var zaten. Avukatların söylemiştir. Şu an tedavisi sürüyor. Evet istediğin zaman gelip görebilirsin ama evimizde. Onun evi ailesinin olduğu yer. Seneler sonra ortaya çıkan bir yabancının yanı değil. Ben yabancı değilim. Sen istesen de istemesen de ben bu çocuğun halasıyım. Ve doğum gününde de bizim yanımızda olacak. Ayrıca bundan sonra bizimle yaşayacağını anlayabilmesi için şu an gerekli olan şey bu. Bu asla olmayacak. Ama şu an konu başka. Yarın annemle görüşecek. Ayrıca her doğum gününde bir arada olduğu insanlarla olmalı. Annesiyle babasını kaybetmiş olması yeterince ağır bir travma zaten. Olur. Pardon? Olur mu? Evet olur. Çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkilemeye gerek yok. Hem avukatlarıyla görüşüp Bulut'u bir günlüğüne alabilir. Bulut'u al. Ayrıca ne kadar makul bir adam olduğumu görüyorsun. Aynısını senden de beklerim Ferit Aslan. Gidelim Demet Hanım. İyi günler.
Cenk Bey az sonra burada olacaklar Engin Bey. Tamamdır, teşekkür ederim. Demek herkeslerden sakladığım moda evim bu plazadaymış Fatoş Hanım. Merhaba, bir şey soracaktım size. Burada ev telefonu diyor ama bizim ev telefonumuz yok. Size ulaşabileceğiniz bir numara olsun yeter. Cep telefonu da olur hanımefendi. Ben de öyle düşünmüştüm. Cep telefonumu yazmıştım. Ya ben bu aralar iş başvuru formu doldurmakta uzmanlaştım da. Tamamdır diye düşünüyorum ama siz yine de bir kontrol edin isterseniz, eksik var mı? Fatoş Yalçın, moda ve stilistik yeni mezun. Moda evi deneyimi yok. Yabancı dil orada. Bilgisayar programları var. Cep telefonu, mail adresi. Tamamdır Fatoş Hanım. Biz sizi ararız. Ya gerçekten ararsınız değil mi? Yani bakın olumsuz olsa da arayın lütfen. Ancak olumlu bulunan adaylarımızla iletişime geçiyoruz. Tamam. Peki madem. Oldu. İyi günler. İyi günler. Engin. Demek onca söylediğin şey içinde bir tek mesleğin gerçekti. Adım da gerçekti.